istedik. Doğu Perinçek telefon attığımızda. Doğu Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün gördük bu özellikle son dönemde hükümet politikalarına biraz daha yakın ve destekçi gibi bir görüntüsü de var Vatan Partisi'nin ve sizin açıklamalarınızın. Esat konusu en kritik noktalardan birisiydi. Reuters'e bir açıklamanız var ve diyorsunuz ki bir zaman dilimi içinde Türkiye ile Suriye arasında diyalog olacak ama bunu biz kısaltmanın formüllerini arıyoruz. Temsilcilerimiz gidiyor geliyor ve Dışişleri Bakanlığı'na bilgi veriyor. Bir süreci anlatabilir misiniz bize? Ne yapıyorsunuz siz? Önce bir düzeltme yapayım. Buyurun. Hükümetin politikası Vatan Partisi'nin hizasına geliyor. Evet, Yoksa bunu da Vatan bu Partisi, açıklamanızda var birkaç çünkü defa. Evet, bakın doğru. daha 2 gün evvel Suriye düşmanıydılar. Emevi Camii'nde namaz kılacaklardı. Bakın biz gittik kıldık o camide namaz. Tayyip Erdoğan efendim arkadaşları Emevi Camii'ne gidip namaz kılamadılar ama biz Vatan Partisi yöneticileri olarak Emevi Camisi'ne gittik ve namaz kıldık. Çünkü biz Suriye'nin dostuyuz. Suriye dostları ancak Emevi Camisi'nde namaz kılabilir. Yoksa silahla gidilip Suriye fethedilir, camide namaz kılınmaz. Onun için camide namaz kılan biziz. Onlar şimdi Emevi Camisi'nde namaz kılabilmek için Vatan Partisi'nin siyasetlerine giriyorlar. Biz bundan memnunuz. Yani bunu siz söylemeseydiniz bu konuda herhangi bir açıklama yapmayacaktım. Çünkü biz Türkiye'nin menfaatini savunuyoruz. Bu süreçte tarafız ve yönlendiren tarafız. Yani ne tarafıyız? Türkiye'den tarafız, Türk milletinden tarafız, Türkiye'nin bağımsızlığından ve toprak bütünlüğünden tarafız. Ve şu denklemleri görüyoruz. Suriye'nin vatan bütünlüğü, Türkiye'nin vatan bütünlüğü. Evet. Irak'ın vatan bütünlüğü, Türkiye'nin vatan bütünlüğü. İran'ın vatan bütünlüğü, Türkiye'nin vatan bütünlüğü. Hatta Rusya'nın vatan bütünlüğüyle Türkiye'nin vatan bütünlüğü de üst üste çakışıyorlar, örtüşüyorlar. Bu bölgemizdeki ülkelerin vatan bütünlüğüne karşı Amerika merkezli projeleri tüm dünya biliyor. Öyleyse bu bölge ülkeleri de kendini böldürtmeyecek. Nasıl böldürtmeyecek? Beraber olacaklar, birlikte hareket edecekler. Hem siyasette, hem güvenlikte, hem ekonomi ve kültür planında. Biz Vatan Partisi olarak bunu 25 senedir tespit etmişiz ve bir Batı Asya Birliği savunuyoruz. Daha bizim 25 yıl öncesinden bu yana Batı Asya'da Türkiye, Suriye, Irak, İran, Lübnan hatta Mısır'a kadar bu ülkeler bizi kovmalı. Bu bölgede güvenliği birlikte sağlamalı. Aynı zamanda sınırları, kapıları açmalı ve ekonomik işbirliği yapmalı. Hükümet bu politikadan biraz uzaktı. Son dönemini Evet, hatırlıyoruz bu zaten. Siz işte politikalara Emevi pişmandır. Camii'ni hatırlattınız. Emevi Camii'nde namaz kılmak gibi. Peki bugün hangi noktada? Onu bize Bakın bir mecburiyetten. söyleyebilir misiniz? Çünkü temsilciler gidiyor geliyor ve Dışişleri Evet, Bakanlığı'na evet. bilgi veriyor diyorsunuz. Evet. Sanki Ankara'nın Suriye politikası değişti gibi mi? Değişti diyebilir miyiz? Değişiyor. Sizin izleminiz Yani ne? ben bu süreçte yorum yapmayacağım. Yeni kurulan hükümetin hükümet programında ve hükümet adına Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un yaptığı açıklamada açıkça özellikle Abdülkadir Selvi'nin de Hürriyet Gazetesi'nde hükümete gönderme yaparak yaptığı açıklamalarda Suriye merkezli olarak bu hükümetin siyasetlerinin zarureten değiştiğini söylüyorlar. Yani mecburen değişiyor diyorlar. Evet. Siz kendi yorumunuzu yapar mısınız lütfen? Değiştiğini Ben görüyor musunuz? yani yorumu yapmanız çok açıkçası Açıkça yorumu görünüyor istiyorlar. diyorsunuz. Açıkça kendileri Esat'la ilişki de düzelebilir bir ilişki midir? Yani kurtarılmaz. yaşananlara baktığınız zaman çok böyle Evet, sıkıntılı bir süreç kurtarılmaz geçmiş olarak gibi görünüyor. görülecek. Çünkü bükemediği bileği Tayyip Erdoğan öpecek. Yani bükemedi o bileği. Ya Amerika ile birlikte oraya terör ihraç ettiler ama Beşer Esad'ın bileğini bükemediler. Ama Beşer Esad Türkiye'ye lazım. Beşer Esad devrilseydi Türkiye için çok olumsuz. Türkiye'nin bölünmesi hemen gündeme gelirdi. Çünkü o Suriye'nin kuzeyinde bir Kürdistan kurulacaktı. Beşer Esad devrilse. Ve ondan sonra bizim Türkiye'de Esad Engelmi'yi patlayan bombaları, mayınları o zaman görecek. Onun için hükümet en sonunda şu noktaya gelmiştir. Biraz Bu yaklaşır mısınız telefonunuza? evet, Çünkü sesiniz çok az hükümet geliyor. Suriye'nin Buyurun. Suriye'nin toprak Şimdi harika. bütünlüğünü saymak, kabul etmek,
Suriye ile işbirliği yapmak noktasına gelmiştir. Bunun bir mecburiyeti. Bir deneme yaptılar. Amerika ile birlikte Suriye'deki rejimi yıkar, onun yerine münafık kardeşleri getirebilir miyiz diye bir girişimde bulundular. Beceremediler. Beceremeyecekleri zaten belliydi. Ve çok iyi oldu. Şimdi olumlu gelişmeler var. Biz Vatan Partisi olarak yapıcı bir tavır alıyoruz. Ne yapıyorsunuz yani, Doğu Bey? Siz? Ülkemizin vatan bütünlüğü için, ülkemizin bağımsızlığı için Suriye'nin, Irak'ın, İran'ın dostluğuna ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Onların da bize ihtiyacı var. Rusya ile de dostluğa ihtiyaç karşılığı olarak saptanıyor. Ama biz Vatan Partisi olarak bu ülkelerde Türkiye arasında her alanda bir işbirliğinin zeminini yaratmaya çalışıyoruz. Bir ara buluculuk rolünüz var mı mesela Esad'la Ankara arasında? Hayır, ara bulucu değil. Kendi inisiyatifimizle yapıyoruz. Biz Türkiye'yi yarın yöneteceğiz. Evet. Yani şu an yöneticilere bilgi veriyor musunuz mesela? Yarın yönetmek için bugün de biraz yönetmeye başlamak lazım. Neden? Çünkü biz harap olmuş bir savaş içinde bir Türkiye'yi yönetmek istemiyoruz. Onu devralıp onu düzeltmek istemiyoruz. Biz bağımsız ve vatan bütünlüğü bir üretim ekonomisinin esas olduğu bir Türkiye'ye Türkiye'nin yolunu açmaya çalışıyoruz. O yolda ilerlediği zaman Türkiye Davutoğlu'nun gitmesi, Doğu Bey, Davutoğlu'nun gitmesi, yeni hükümetin gelmesiyle bir ilgisi var mıdır Türkiye'nin Suriye politikasının değişmesinin? Bakın, Amerika'da Dışişleri Bakanlığı'nın biraz yanaşın ne olur. Zor Amerika, buyurun. Amerika evet. Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın yarı resmi organı olan Foreign Policy'de daha 10 gün önce bir yazı yayınlandı Davutoğlu'nun gitmesi üzerine. Orada diyor ki Amerika Roses its man in Ankara. Yani Amerika Ankara'daki adamını kaybediyor, kaybetti. Yani şimdi Amerika tespiti yapıyor. Benim adamımdır diyor Davutoğlu ve biz şimdi kaybettik. Yani Amerika Türkiye'de kaybediyor. Bu çok önemli. Amerika Suriye'de kaybetti. İran'a diş geçiremedi. İran'da kaybetti. Irak'ı ciddi işgal etti ama şimdi Irak'ta Amerika'ya kafa tutan bir hükümet var. En son Türkiye'de de Amerika hendeklere gömüldü Amerika'nın projesi. Yani Güneydoğu'da PKK, bölücü terör örgütü hendeklere gömüldü. Ve Amerika kaybetti. Arkasından hükümetteki adamını da kaybetti. Hükümetin başında. Yani Davutoğlu muydu Türkiye'de o Suriye politikasını belirleyen Suriye'de? Hayır, o değildi ama o burada daha etkin. Yani daha atlantikçi. Yani genel olarak AKP iktidarı Amerika'ya yakındı. Amerika'nın projesiyle Amerika'nın savaş takvimine göre 2002 yılı Kasım ayında Tayyip Erdoğan'la Türkiye'de iktidara getirildi. Ama sonuç itibariyle Türkiye'nin de dinamikleri var. Türkiye'nin ordusu var, sanayicisi var, işçisi var, çiftçisi var, Vatan Partisi var. Yani bu kuvvetler Türkiye'yi öyle parçalanmaya teslim etmezler. Onun için AKP'de sonuç itibariyle bu Türkiye'nin mecburiyetlerinin dayattığı noktaya belli mesafelerde gelmiş oldu. Siz mesela Suriye ile ilişkilerin düzelmesi konusunda bir, umutlu musunuz? İki, bunun için bir süre verebilir misiniz? Ve aynı zamanda Suriye ile ilişkilerin düzelmesi, Rusya ile ilişkilerin düzelmesi anlamını da taşır mı? Umutlunun ötesinde bu olacak ve olmaya başladı. Başladı. Başladı zaten. Suriye, İran, ben resmi İran izlenim merak ediyorum sizden. Çünkü dışişleriyle de görüştüğünüz için bu resmi izlenimini, resmi makamların izninden aldığınız izlenimi de aktarırsanız dinleyenler daha net anlayabilirler. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerimiz, bizim gözlemlerimiz çok olumsuzdu. Yani Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Dairesi, Orta Doğu Daireleri falan daha çok Amerika etkisinde olan muhataplarla görüştü arkadaşlarımız ve çok olumsuzdu. Ama bu Feridun Sinirlioğlu ekibinin gitmesinden sonra Dışişleri Bakanlığı'nda da olumlu gelişmeler olacağını tahmin ediyoruz, bekliyoruz. Yani o yönde zaten hükümetin politikaları da belli. Bu Büyükelçiler kararnamesini de değişen politikalara bağlayabilir miyiz? Evet, bence bağlayabiliriz. Çünkü Feridun Sinirlioğlu Dışişleri Bakanlığı'nda Amerika'nın bir temsilcisi gibi hareket ediyordu ve
oğlu hakkında da yani numaralanmış diye bahsediyor Saşır Kozunoğlu'nun kitabında. Hani çok batıcı, Amerikancı siyasetleri temsil ediyordu ve eski başbakan Davutoğlu'yla birlikte hareket ediyordu. Ama şimdi Rusya'ya yaklaşan siyasetçiler, İran'a ve Suriye'ye yaklaşan siyasetçiler, Dışişleri Bakanlığı'nda da sanıyorum yankılanacak o tür işaretler görüyoruz. Bir süreden bahsediyorduk. Yani bir olumlu düzelme Ya ben ilişkilerde bunun var hızlı diyorsunuz. olacağı, çok Evet. hızlı olacağı da tahmin ediyorum. Sebebi çünkü Suriye'nin kuzeyinde herkes silahlı, Amerika silahlı, İsrail orada eski örgütler aracılığıyla var. Orada silahlı terör örgütleri var. Suriye devleti silahlı. Türkiye kendi sınırında tüm silahlı kuvvetleri silahla bekliyor. Yani bir takım sıcak gelişmelerin bile mümkün olduğu bir ortama girdik. Burada Türkiye'nin çok hızlı hareket etmesi lazım. Eğer hızlı hareket etmezse iddialarını da bir kenara bırakmak zorunda kalır. Türkiye hükümeti orada bir PKK-PYD yönetiminde küçük toprak parçaları oluşmasını, Amerika'nın bunu yapmasını kabul etmediğini açık açık söylüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de burada son derece kararlıdır, onu ifade edeyim. Ve bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu kararlılığı esas olarak yön verici durumdadır. Onu da görmemiz lazım. O nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri de Rusya ve Suriye ile ve Irak ve İran'la işbirliğinden yana ağırlığını koymuştur. Bu koşullarda ben sürecin hızlı ilerleyebileceğini ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Doğu Perinçek, Sağ Vatan olun efendim. Partisi Genel